Hocam, hoş gelmiş bulunuyorsun, bulunuyoruz. Hep beraber bulunuyoruz. Şimdi seni beklerken burada otururken dedim ki arkadaşlara, başta da sevgili şefimiz Enner'e, ilk defa dedim ATV'de bunca sene geçti, rahat dedim bir şeyde oturuyor. Koltukta oturuyorum dedim. Şefim dedi ki, Erman Hoca şikayetçi bu koltuklardan dedi. Ben de sana dedim Doğru. Ki, Niye şikayetçisin? Çok rahat hocam. Çok rahat olmayacak, batar. Çok rahat da çok rahatlarsın, iş yapamazsın. Mesela o yedek kulübeleri koltuklarına bakıyorum, uzay koltuğu gibi. Herhalde ısıtmaları da vardır. Abi oraya bir alışırsan sahaya çıkıp top oynayamaz. <laughs> Ciddi söylüyorum. Orada koltuklar batacak böyle, altta çivi falan olacak, kıçına çivi batacak ki sahaya girmek isteyeceksin. Hep böyle oturacaksın. Böyle oturuyorlar, bakıyorum. <gülüyor> 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 Öyle yedek top e, sordun abi? Tabii abi şimdi sarılmışın ne güzel. Orada kar yağıyor, şakır şakır demişim biçim yağmur yağıyor. Duvar Hayır. gibi yağmur yağıyor. Hayır abi sayı. orada kar yağıyor. Oraya Oraya sana da kar yağacak. Adam. Orada kar yağıyorsa sana da kar yağacak. O oh, sen burada otur sıcacık. Burada muhabbet arada çay kahve bilmem ne içersin. E, oradakiler mücadele etsinler. Yok öyle hikaye. Yani şeytan azapta gerekleyen atalarımız haklı. Bu kulübe o kadar rahat olmayacak. Oraya alışırsan içerisi sana gider. <gülüyor> <gülüyor> ya sana bir şey anlatayım da gül. Ha. bak futbol nerelerden nerelere geliyor. şimdi sen söyleyince aklıma geldi. Asacak işte o zaman şey ee, kömür duvar tarafındaki kalede yedek kulübeleri. Birinin oynuyoruz kimle oynuyoruz? Kömürü bilmiyoruz. bugünün kuşakları bilmez. Kim olmadığı zaman çamur <laughs> olmasın diye <laughs> yere kömür tozu sererlerdi. O sen, kömürün üstünde Kaydın mer tarafın paralanır ve simsiyah olur. Sen seyrediyorsun iyi biz oynadığımızda 10 gün kömür tükürürdük. Hadi ya. Vallahi diyorum 10 gün kömür tükürdük. Ya anlatacağım o değil. Yedek kulübesinde oturuyoruz. Antrenör de Mustafa Ertan. Takım malum. Beton Mustafa. Beton Mustafa. Beton ha. Mustafa. Sol taraftaki yedek kulübesindeyiz. Tatar Metin sahaya gir dedi. Tatar Metin lan filan dedi hemen tozluğumuzda yaptı. Sağa girdi böyle çekti sahaya girdi. O zaman buradan giriyorsun kale arkasında. Abi bir girdi. O telaşlar Meğersem kenardan çaktırmadan sigara içiyormuş Edeb Kulübesi. Hadi ya. Tabii. <laughs> o telaş lan. Sigara paketini arkaya koymuş. <gülüyor> <gülüyor> abi bir de var attı. Ce ceza alanın içinde bu Samsun sigarası düştü. Var ya antrenör nasıl küfür ediyor biliyor musun? Her <laughs> ya olacak iş mi abi? Harika ya. Meğersem buradan çaktırmadan sigara içiyormuş adam be. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya... Ya inanılır gibi değil. Ya. Şimdi olsa tam rezillik ya. Yani, kameralar falan var ya kahkahalarla gülersin ya. Tamam güzel günler ya. Şimdi lafı oraya getireceğim. O zamanlar maçı oynamak da o kötü koşullara rağmen seyretmek de çok zevkliydi ya. Yani maçtan sonra soyunma odasına giderdi gazeteciler. Şimdi öyle bir adet yok. Evet. Soyunma odasına da genelde en gençleri gönderirlerdi. Ben de en genç olduğum için her soyunma odasına giderdim. Orada o hayranlıkla seyrettiğimiz adamların o perişan hallerini kömürü dökülmüş. Evet ya. Şeyde tarlanın içinde koşarken, yıkılırken herkesin dizleri, bacakları kan içinde. Hocam diz gene olsa iyi ya hoca ya. Yan yatarsın kayarak. Bu yan taraf var ya kilodu yani evet. evet. Hocam kilosuz yatarsın. Yorganın üstünü örtemezsin. Evet. Çünkü yapışıyor. ya yapış bir, de, bir de hocam o zaman hatırla oyuncu değiştirmek de yok. Evet. ...takım 10 kişi, dokuz kişi kalmasın diye... ...böyle hocam ben uf oldum... ...öyle işareti yok o zaman... ...hiçbir şey yaramayacaksan... ...duracak halin yoksa... ...sol açığa gönderirlerdi... ...on bir evet. numaralı yere ki... ...orada hiç olmazsa birini meşgul eder diye... Top ...o bakalım. sakat adam orada öyle... ...koşmaya uğraşırdı... ...yani sedyelik olacaksın ki... ...dışarı çıkasın... ...şimdi hemen uf, uf... ...hemen uf alıyorlar... ...hemen böyle kenara işaretler yapılıyor... Hemen çıkıyorlar. Şimdi tabii bunu gençler seyrederken anlamıyorlar. Bir gün şey oldum, e, milletvekili adayı oldum. Cavit abi beni iteledi. Mersin'den. Demirel Mersin'e geldi. Hepimiz yanındayız işte. Mersin, Adana milletvekili adayları. Torol apartmanı vardır tam vilayetin önünde. Çık Demirel konuşuyor. Sayın diyor şeyler diyor işte arkadaşlar siz bilmezsiniz. Bu diyor limanı yaparken diyor ve bana dediler ki çok büyük yapıyorsun gerek yok. Şu anda diyor ne büyüğü diyor dışarıda bilmem kaç gemi, içer kaç gemi bekliyor deyince sessizlik oldu. Önden bir adam dedi ki ben biliyorum ben hatırlıyorum deyince Demirel döndü. Sen de bayağı kartlaşsın mı dedi <gülüyor> <gülüyor> Baba sen de bayağı hatırlıyorsun. <laughs> Abi yaşadık Doğru, 7 yaşından beri onları biz çünkü sahanın içindeki gazetecilerdik. Televizyondan oturup sonra değiliz. <laughs> yani o zaman gazetecilik <laughs> değil, gazetecilik günleriydi. Her şeyi yaşadık biz. Ama yani. o zaman gazeteciler de gazeteciydi be abi be. Abi öyle Yalan yetişirsen. Yalan haber yapıp milleti birbirine kırdıran Sen öyle olur. Yoktu. Şimdi kimsenin umurunda değil ki. En kabadayı spor servisi beş kişiyle dönüyor artık. Fenerbahçe'nin muhabiri vardı. Fenerbahçe muhabirinin iki tane de yardımcısı vardı. Stajyeri vardı. Onun izin gününde bilmem ne. Yani böyle. Ben yeni sabahın Milliyetin Spor Servisine dayıma, kuzenim Doğan Şener Allah rahmet etsin ziyarete gittiğimde daktilo doluydu, masalar doluydu. Herkes böyle bugün o spor servisinin bir tanesi gazetede yok. Bütün gazetede yok. Evet, öyleydi abi işte. Ama o zaman da o gazeteler okunuyordu. Ben 82'de işte yedek subaylığı bitirdim, tercümana geldim. Abi tercümanın kadrosuna baksana ya. Necmi Tan Atilla Gökçe, Gürsesler, Dicip Kapanlılar. Şimdi şimdi bir soru sorayım. Buradaki herkese kameraman arkadaşlarım da Ender Şef'im de dahil olmak üzere. 21 sene sonra Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yendi. Bu maç için kaç gazete alıp okudunuz? Evet. Bir Tele Fener Galatasaray maçı oldu Televizim mu var. biz bütün gazeteler alırdık ya. Evet. Doyasıya okumak için. Doyasıya okumak için. Ama Maş o gazeteleri okuduğumuz zaman, kahraman babşımı okuduğumuz zaman biterdi. İslam şüpheyi okuduğumuz zaman biterdi abi maç. Şeref tribünde ne olmuş? Başkanlar birbirlerine nasıl? Onun tribünde görevli muhabiri vardı. Şeref tribüne yakın oturur, başkanları görecek yerde oturur. Maçtan notlar diye onları yazardı. İdareciler ne yaptı? Müslüm Baba ne yaptı? Yani böyleydi maçtan sonra Fener soyunma odasına gidecek adam evlendi. Kasımpaşa soyunma odasına gidecek. Adamı. Fener Kasımpaşa maçı. Fener Galatasaray maçı değil. Soyunma odasına gidilmeden maç yazılmazdı. Yani her şeyle yazardık ki o zaman okur da televizyonda görmediği şeyleri de orada görür okurdu. Orada görür okurdu. Girdim şeye soyunma odasına Galatasaray'ın kazanmış Galatasaray, Metin Oktay arkadaşımız. Koştum Metin'e. Tebrik ederim. Dedim. Böyle baktı. Maçın sevincini yaşamıyor. Çeyneği indirdi. Tozlukları. Şu bacakların haline bak dedi. Yediği tekmelerden tekmeliye rağmen kanlar içinde bacak. Dedi ki senden ricam Şimdi öbür soyunma odasına git Can Bartu'nun bacağına da bak dedi. O da Onun abi. bacakları da böyle dedi. Yani Hıncal dedi bizim günahımız iyi futbolcu olmak bu dedi. Biz o ille o tek zamanlar tekmelik yiyerek... mecburi değil ha. Evet. Evet. Yani düşün şimdi bunu soyunma odasına gitmezsen bunu yaşayamazsın. Bunu yaşamadığın zaman da o futbolcunun, o Metin'in, o Can'ın, o Turgay Şeren'in, o kömürler tozların içine, kumların içine uça uça bütün vücudu yüzülmüş. Evet ya. Yılan gibi deri değiştirmiş adeta. Turgay Şerin'i anlayamazsın. Anlayamazsan da futbolun başında yazamazsın arkadaş. Yani öyleydi. Şimdi, Kum havuzu yapıp ama, su döküp çalışırlardı. Şey dedi hocam, yani maçlarda da o kötü şartlara rağmen, sahanın en kötü şartlarına rağmen harika zevk alırdı. Şimdi dün akşam Antalya Alanya maçını seyrediyken aklıma o geldi. Erman hocama bunu sorayım ben dedi. Hocam biz ne zaman keyifli bir maç seyredeceğiz ya? Kupa maçının sistemi niye lig maçından ayrıdır dünyada? Çünkü kupa lig maçında bir puan hesabı vardır. Bir puan seni kurtaracaktır, edecektir, şudur budur, odur. O bir puan için oynarsın ki onu da oynamasınlar diye üç puana çıkardılar galibiyeti. Yani evvelden iki puandı bizim e. varımızda. 3 puana çıkardılar ki teşvik edelim. Kupada, kupada öyle değil kupada orada bitiyor iki, iki takım arasında. Bilemedin iki maçta. Şimdi burada artık biraz takımlarında, hocalarında ya her roya merro derdik ya biz çocuk. Öyle düşünmesi, oynaması lazım. Hocam ilk başta oynamıyorlar. İlk başta hep... Hocam şimdi bak birisi... Hep ikinci maçı Maçlardan biri Antalya'nın sahasında, birisi Alanya'nın sahasında. Antalya kendi sahasında oynuyor maç. Oradaki maçı iyi bitirmesi lazım. Hadi Alanya'yı anlıyorum. Ama düşün ki Antalya tarihinde bir kere finale çıkmış hiç kazanmamış. Bir kere 2002 miydi? Diyarbakır'da Galatasaray'la oynadılar. Evet. Bir. Alanya'nın osu da yok. Ama sahadaki futbola bakıyorum. Ağır aksak, ağır aksak, ağır aksak. Hocalara bakıyorum. Hocaların umurunda değil. Yani lig maçında, beğenmediğimiz lig maçında Malatya Spor maçının 87. dakikasında hocam. Geçen hafta görün. 87. dakikasında deplasmanda bir bir berabereyken orta sahadaki savunma adamına ön libero'yu çıkarıp Podolski aldı. ikinci forveti Santrifora aldı. Taner Burada kendi sahasında oynuyor. Kupa maçı oynuyor. Podolski alırken Yahovic çıkardı. Oyunda. Podolski karantan top getiriyor. Top kesiyor. Top atıyor. Seyrettik gördük o topları kullanacak sandırbarı oyunlar aldı ya. Yani hocaların düşüncesi de Ahmet Akşan hocam Allah razı olsun. İlk defa duydum. İlk defa böyle bir eleştiri duydum. Gerek şeyde, beyinde, gerek de bizim ATV'de bu türünde binlerce insan var. Televizyonların başında milyonlarca insan var bunları futbol izletmek durumundayız. Onun için de ey hocalar biraz hücumu düşünmek zorundayız dedi ya. Üç defa dedi. Dedim ki yani bunun altını çizmemiz lazım. Ya bırakın biraz da seyir, seyir futbol oynayın ya. Çünkü futbol seyir için zaten. Ben seyirci olmasın hadi oynasınlar bakalım. Televizyonlar olmasın, tribünler boş olsun. Göreyim bakayım maç. Kim oynuyor? Mahalle maçın Antalya'nın puanı kaç? Alanya'nın puanı kaç? Abi bunların ikisi de çok iyi top oynuyorlar. Ben ikisinin de ne kadar iyi top oynadığını istedikleri zaman ve de hocaları istediği zaman gördüm. Antalya o kadar değil. Alanya iyi oynadı. Abi iyi son oynuyor haftalarda da. çok iyi. Tam Ertuğrul'a geldiğinden beri harika top oynuyor. Tam hoca oynatırsa eğer. Erol Bulut oynanırsa da Alanya iyi top oynuyor. Erol daha cesaretle oynattı. Tabii eldeki kadrolarla da, zaman da değil. alakalı bu işler. Her zaman değil. Ama şimdi puanlara baktığı her zaman, zaman değil. da farklı. Hocam Adam geldi alt ha, taraf yukarıya bak, geldi. Şimdi bak işte oraya getireceğim hocam. Ona getireceğim. O ana bakan adam ne takımı düşünüyor ne tribünü düşünüyor. Kendini düşünüyor. Ben Peki, düşünce puanı, beni kim düşürecek? Ben, puanı, ben düştüm. Beni ben kim düşürecek? Ben bir puanı. Ben, abi öyle deme ya. Abi biri düşecek. 18 e, tamam takım da var. Yani, 18 takımın. Iyi, i̇yi top oynamak mecburiyetinde de değilsin. İyi mücadele edip puan almak mecburiyettesin. E, i̇şte nasıl olacak. Ama şimdi ileri geri koşacaksın. Şimdi kupa diyor ki ben Kuba'da sakat verirsem Yavuz eğer e, sekiyorsa İlk maçında faydalanamazsam ah. diyor alıyor risk alıyor. İşte geldik o noktaya. sakat da olabilir. Geldi konakta. Yani, o zaman bu kupaları iptal edeceksin abi. Fatih Terim gibi adam ne dedi? Elerince Türkiye Kupasından artık biz de haftada bir maç oynayacağız. Ama Fatih Terim gibi adamın kafasında iki tane on bir çıkaracak elemanlar varken Şimdi bir dakika. haftada iki maçı yemiyor. Şimdi bir dakika. O zaman niye oynuyorlar abi kupayı? Fatih bu konuda bak. Fatih bu konuda. Türkiye'de en son eleştirilecek adam. Sebebi de şu. Fatih bütün kupalara yıllardır takımlarını tam çıkaran adamdır. Baksana söyleyeyim. Yani hiç Fatih takımlarını evet. kupadan eleneceğim diye eksik çıkarmadı. Ama bu sene elendi. Ama Fatih kupaların hepsinde Allah var. Takip ettiğim için biliyorum. Hep doğru takım çıkarmıştır. Gazozunu oynasa iyi takım çıkarıyor. Ama elendi bu sene. Ben, ben onu niye söylemişler o biliyor musun? diğer antrenörler diyor ya teknik adamlar ya biz bir kupaya kalırsak daha iyi mücadele ederiz. Onlara çaktı o uyanık. İnşallah öyle. Bence dir. öyle bak. İnşallah öyledir hocam. Çünkü Fatih gazozluğu Yani ha. Ben, Fatih ben, antrenörlüğü ben... doğru yapıyor. Fatih teknik adamla yeni döndü. Yapmıyordu bir buçuk yıldır. Şampiyon olduğu sene daha iyi. Evet. Ama şimdi döndü antrenörlüğe sana söyleyeyim. Teknik adamla Bir buçuk yıldır bunu benim arkadaşım o bir Ben tekin ederim bana ne benim işim? O. Fatih yapmıyordu. Başka işlerle uğraştı. Rakip teknik direktörler, rakip federasyon, rakip başkan filan. Ya bırak sen işine bak. İşte işine bakmaya başladı. Farkında görüyorsun bence, bence. Yani. Evet. Şimdi ne yapalım hocam? Neyi konuşalım? Teknik direktörleri konuşalım. Takımlardan ayrılar. Herhalde beş takım kaldı değil mi? Şeyden hatırladığım kadarıyla. Teknik direktör değiştirmeyen. He? <laughs> Öyle hatırlıyorum ya bak değiştirenlerden bahsetmiyorum öteki daha kolay iki tane değiştirenler de var hatta ha iki var tane var. değiştiren bile var üç mü var, var. Osman Paşa mı 3 tabi Tabii. ha yüce, 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 Tabii. Şimdi, Buyur. ama dönüp dolaşıp da aynı adamlar ha bu basketboldaki yabancılar gibi. Fener'den gidiyorlar, Beşiktaş'a gidiyorlar, Beşiktaş'tan gidiyorlar, Telekom'a geliyor. Böyle aynı adamlar, aynı teknik yeni birini, yeni bir ismi, yeni bir geleceğe dönük ümit kim? İşte Hocam, iki tane iki tane önemli hocamız takım hoca değiştirdi. Birine Hikmet Karaman geldi, birine Ünal Karaman. Geldi. Hocam ben sana bir şey söyleyeyim mi? Teknik direktör değiştiriyorlar da. Tamam teknik direktörler de günahsız değiller. O da ayrı bir olay kendilerini yetiştirmek, kendilerini geliştirmek açısından. Ama sana söyleyeyim mi? Türkiye'de yani bu alemin içinde teknik direktör, yönetici, hakem ee, teknik adam bunların en zayıf halkası yöneticiler. En zayıf halkası. Diğerleri kendilerini geliştiriyorlar hoca. Spor yazarları eğitim veriyorlar, öyle veya böyle. Hakemlere eğitim veriyorlar teknik tek adamlar eğitim alıyorlar. Bunların bir tek eğitim almayan yöneticiler var. Yani aslında olay yöneticilerde bitiyor. Şimdi bakıyorsun Türkiye'nin yani Fenerbahçe diyorsun. Fener'in Türkiye'de iyi olması lazım. Fener'in, Galatasaray'ın. Bunların kötü olmaya hakkı yok Beşiktaş'ın. Çünkü Trabzon'un. Bunlar deve dişi gibi takımlar. Bunların seyircisi var. İşte basını var. Türkiye bunların olması lazım ya. ki keyfi daha fazla alalım. ...ama bunları hakemlerle iterek almayalım... federasyonda iterek almayalım... ...bunlar kendileri yapsınlar... E ...şimdi Fener'deki yönetime bakıyorum ben... ...ya ne kadar iyi başladılar... ...ne kadar güzel destek... E ...geldikleri noktaya bakıyorum... ...inanamıyorum ya yani... ...bunlar işlerinde, iş adamlarında veya... ...bankalarda... ...yönetim kurullarında başarılı olabilirler... ...ama bunlar toptan anlamıyorlar abi... ...ve anlayanları da getirmiyorlar... ...çünkü bunlar iki ay, üç ay sonra... Biz bu işi yırttık diyorlar. Sonra böyle oluyorlar yırtılıyor. Yazık takımlara oluyor olay. Kulüplere oluyor olay takımlara da değil. Ersun Yenal hatalar yaptı bilmem ne yaptı filan tamam da tek Ersun mu abi? Tamam Ersun hatalı işler yaptı. Neredeyse ağlayacaktı filan. O, o, duruma da düşme abi. Hocam Bahsedelim. bugünün şampiyonun bir numaralı adayı Trabzon'a kim kurdu bu hale getirdi? Ünal, hocam. Nerede Yunal hoca şimdi? Hemen şutladılar. Şimdi işler iyi git. Mesele şu. İşler iyi gitmediği zaman şimdi yalnız Yunanlanda başkanı, olmaz. Yunanlanda olur. Orada yönetimin de hakkını vermek. Lazım. ona geleceğim şimdi abi. İşler iyi gitmediği zaman kulübün başkanı yönetim olduğuna kulüplerde ben inanmıyorum. Bizde başkanlık yönetim var abi. Her işimizde. Cumhuriyetimiz dahil, biz başkan. Ama hep dahil. öyleyiz biz yani. Ha, biz İlk başkan. Öyleyiz. Onun için başkan diyor. Lideri severiz. Başkan şöyle bakıyor, İşler iyi gitmiyor. Üç şeyden birinin değişmesi lazım. Takımın, antrenörü benim. Benim değişmemi geç. Biz istifa müessesinin unutalı yıllar oldu. Takımı değiştirmek pahalı. ve de zamanı var. Ocak'ta ve Temmuz'da başka zaman yapamıyorsun. Tek savunmasız ve en ucuz olan teknik direktör. Başkan Hıncal dursun. Dursun. Takım olduğu gibi dursun. Erman gitsin. Bütün kulüplerde kafa bu. Oysa başarının bir tek şartı var hocam. Örnekleri tonlandı. Devamlılık. İyi güzel hocam devamlı. Şimdi ben Arsenal sana bir nasıl veriyorum. Arsenal oldu? Ben sana misal veriyorum. 25 bak. sene çalıştı Arsen Wenger'le. Manchester United nasıl Manchester United oldu? İki tane hocası vardı bildiğimiz. Önce Matt Bashby, öldükten sonra Alex Ferguson. Hocam Fergüsü. orası İngiltere. Şimdi, Hocam orası İngiltere. Sen Türkiye'den bahsediyorsun. Derval dediğin adam kovuyorlar. Kol, başarılı olduğu yerde, bu, yerde devamlılık olacak abi. Şimdi bak. İyi güzel de. Adam tam kulübü öğreniyor. Taraftarı öğreniyor. Hocayı öğreniyor. Takımın zaaflarını, artlarını, eksilerini öğreniyor. İki maç kaybetti. Hadi sen git Erman. Şey gelsin, Ender gelsin. Ben, Yok bunu, ya. ben bunu mesela tek Fenerbahçe için söylemeyeceğim. Bu vereceğim misal. Maç oynanıyor, bitiyor. Şimdi yönetici çıkıyor. Başkan veriyor. Bu Fenerbahçe için falan değil. Bütün takımlar için ya. Yani. Genelde böyle. Hakem yaktı bizi işte. Federasyon bizi öldürdü. Disiplin tahkim bizi yaktı. İyi de abi ya. Takip disiplin bizi yaktı. Hakem yaktı dediği zaman bir teknik direktörünü kurtarıyorsun. iki futbolcunu kurtarıyorsun. Ya futbolcuyla tek direktör diyor. Nasıl diyor baba diyor sallıyor diyor. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu Kralsa buraya de kabahat geldi. Kabahat bende değilmiş diyor. Tabii. <laughs> buraya geldi Fenerli. Hatırlıyor musun? Bir maçta bir şey oldu. Herkes bir yere sallarken Kralsa çıktı. Arkadaş dedi tamam da biz de takım içinde ahengi yakalamamız lazım dedi. Biz dedi Sahanın içinde doğru yapmıyoruz dedi. Herkese ters geldi ya. Herkese Herkes lan. dedi ki bu adamı nasıl konuşturuyorlar? Bir şey Bunu kulağını şekerler Ya adam doğruyu söylüyor sana. Bir şey sana. Ne oldu? Kroos'a şimdi baktı ki tamam bunlar böyle istiyor. O da şerbet vermeye başladı. O da veriyor şimdi Bak şerbet. Şimdi bir şey Şerbet vermediği gibi yerden kalkmıyor. Ali Koç ne hale geldi dedi. Yüzde yüz haklısın. O Ali Koç sabahının ne adamlarını yolladı. Erman Evet. aşağı diye. Evet. Sabaha taşladılar, evet. Bağırdılar. İki sefer. Evet. İki sefer. Ha. Şimdi annem, bu annem, koç annem annem zaman, annem, annem, Ali Koç geldiği zaman, bu Ali Koç geldiği zaman, Akhisar'daki kötü maçı izleyince futbolculara dedi ki otobüsle döneceksin. Ali Koç oldu ki Koç. O zaman da o. O zaman öyleydi. Ne hale geldi Ali Koç? Bak. Aziz Yıldırım'dan o büyük farkla, beş misli farkla 25 bin oyla stadyumda yapılan kongrede kazanan Ali Koç neydi? Bugünkü Ali Koç'a bak. O zaman düzen mi değiştiriyor bu insanları? Abi insan yedisinde nedir? neyse yetmişinde olur. Ben mesela kazandığı zaman çok mutlu oldum lan dedim. Fenerbahçe iyi olursa kurumsal murumsal olursa diğerleri de bakarlar ki. Tamam biz de olalım ya bak bu adamlar doğru biz de olalım. Çünkü abi bir şey söylüyorum. Bunlar amiral gemileri. Bunların artık taraftarları bilmem ne şu ağırlıklı takımlar. Bunlar iyi olursa Türk futbolu kurtulur. Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Trabzon'un sonuna kadar mücadele ettiği bir lig düşün. Bir de kusura bakmayın diğer takımlar, diğer takımlar olsunlar. Onları ezmesinler bu büyükler. O dikdörtgene girince büyük küçük olmasın. Ama büyükler dikdörtgenin içinde de biz büyüğüz diyorlar. Evet abi. Büyük olmaz dikdörtgenin içinde. Çizginin içine girince hakem, hakim olacak, savcı olacak. Bunlar diyor ki hakim de bizden olsun, savcı da. Ne olsun? O zaman işte bugünlere düşersiniz. Evet. Bak, bugünlere evet. sizi o maçlar düşürür abi. Ondan bahsediyorum. Yani olayın temeline baktığınız zaman bunu filozof olmaya gerek yok abi. Yani Bir şey mantıklı değiştirmek lazım. Olur mu? E şimdi bakıyorsun Fenerbahçe işte, antrenör, kimigeti teknik adam. Fenerbahçe'nin önünde inanılmaz derecede zor bir para olayı var sevgili İncal. Şu anda henüz piyasada bu fazla konuşulmuyor. Bak altını çizerek söylüyorum. Ya da konuşturulmuyor. Beşiktaş olmuyor. için, <laughs> Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi'nde iyi giderken söylediğimde yürü gittiler Erman Toroğlu dediler. Uçak nerede dedim. Bilmem nerede dediler filan. Ne oldu? Bak şimdi Fener için de büyük tehlike var. Onu sana söyleyeyim. Yani Fener çok zor günler bekliyor Fener'i. Çok doğru işler yapmaları lazım. Ya mücadele etmiyorlar. Tamam geri düşmüş olabilir. Çok takım eksik. Ben hala şampiyonluğu bir kulbundan yakalayayım diye uğraşacaksın. Bak Beşiktaş uğraşmaya başladı. O havayı vereceksin. Beşik... Fener'de o hava yok. Fener'de sahaya çıkıp kavga edecek adam adedi az. Bak Beşiktaş kavga etmeye başladı. Niye? Sergen'den. Aynı takım. Abdullah Avcı olmadı. Birinde oldu. Bu iş böyledir abi. O zaman yara yaparmak bası halledeceksin. Şimdi Ersun'u yolladın. İkinci planın ne? Üçüncü planın ne? Peki ben sana soruyorum abi. Sen olsan ne yaparsın? Yaşamış olsam, futbolun içinde yaşamış bir adamsın. Ben olsam? Ben olsam Ali Koç sensin. <laughs> ya şimdi takımın içinde o bizim Ersun istifa etti filan dedik hatırlıyorsun Emre Gitti geldi oturtuldu yanında filan. Orada herkes artistik yaptı böyle. Belli artık her şey orada. Emre'yi bulup getirdiler. Bu iş böyle. işte bunu söyleyenler daha çok ben tabii. Filan da ne oldu bak nereye geldi. Şimdi abi. Emre ile Ersun anlaşamıyorlarsa. Ve takımın Abi içinde, olan oldu bitti. Bu çağı çektik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi vakit ne? yok çünkü. Üç gün sonra maçlar var. Şimdi ne yapacaksın? Ha. Şimdi ikinci plan. Dışarıdan bir adam getirir misin? Bugün gazetelerde okuyorum. İsmail Kartal diyor ki. Ben bedava çalışırım. Bak şimdi. Ben İsmail Kartal bunu söyler mi söylemez mi söyleyeceğini zannetmiyorum. Ya bedava ne? Bedava bak. Bunu yazıyorlar. Sen bunu bedava deyince o çocuğu kötü pozisyona düşürüyorsun. Ki söyleyeceğini de zannetmiyorum. Bedava çalışırım. Tabii. Büyük ihtimalle bak şimdi. Ben okudum. Şimdi bu İsmail Kartal'a göya iyilik yapıyorlar. Hani İsmail İsmail'e kötülük yapıyorsunuz çocuğa. Bedava çalışırım. Abi, hocam, bir teknik adam. Bak, bak, pardon, bak, mi, bak, mi bak. bak Yıllar önce mi... bizim Yılmaz Ural unutma, bir unutma, unutma, unutma. Yılmaz Ural Ben büyük takım, büyük takım, büyük takım. Mehmet Ali Yılmaz çağırdı, imza ettirdi, böyle yaptı. Hadi bakalım dedi Yılmaz. Büyük takım, büyük takım diyordun. Çalış bakalım. Sanki Mehmet Ali ihanet veriyor. O zaman çalışamazsın işte. Öyle gelince çalışamazsın. Ben başka bir şey söylüyorum. Parlantı işte. Günümüzde antrenörlerle ilgili bütün haberler yalan gazetelerde okudu. Çünkü Kim? hiçbir kulübün muhabiri yok. O haber dediğimiz şeyler iki türlü yazılıyor. Biri kafadan atıyor. Ben sana sordum ya sen olsan Erman kimi getirirdin diye. Spor şefi de diyor ki oradaki gaz ya da feneri yazacak adama kimse sordu. Sen olsan kimi getirirdin o haber kafasındakini o muhabir haber diye yazıyor. Bir. Ya da kulüpte bir adamı var. Her zaman irtibat kurduğu. Şimdi o yazdırıyor. O yazdırıyor. Hani yemek verdiler ya yemek. Yemeğin fotoğrafı var mı? Masa fotoğrafı vardır. Ben o yemeğin fotoğrafını gördüm. Olay belli. Hatta espri yaptım. Ali Koç'un sağ tarafında kim var? Sol tarafında kim var dedim. Görelim. Geliyor. Bak. O fotoğrafı gördüğün zaman zaten B planı o. Hoca. Bak şimdi. B planını ben gördüm B planı. Ha C planını bilmiyor. Daha baş ama bunu televizyonda söyledim. Ali Koç Emre'yle ve Okan'la takımı idare ediyor. Oradan haber alıyor. Onlarla bağlantı kuruyor. Ersun'la bağlantı kurmuyor dediğim bir buçuk ay önce. Hocam takım oyununda. Bir buçuk ay önce. Artık Ali Koç Ersun'dan Ozan'la şey yapıyor. Eee teşviki vesaire yapıp takım içine oradan hakim olmaya çalışıyor Ersun'dan. Kaptanlarla. Evet evet. Evet. Çok net bunu söyledim. Hiçbir yerden de hayır gelmedi zaten. Ama gözüküyor. Ne oldu? Basın dedi ki Emre oynamazsa orta sahada Fener daha dinamik oynuyor dedi. Emre'yi aldı kenara. Sezon başından gelen Emre dedi ki ben buraya yedek beklemeye gelmedim. Menajerlik yapmaya gelmedim. Futbol oynamaya geldim dedi. Ersun basında bastırınca Kenara almaya başladı. O da dedi ki beni yedek bekleteceksen oynamam çıkmam sayede. Bak ne kadar net söylüyor. Ne oldu? İş noktaya geldi. Geldi mi o görüntü mesela? İş bir noktaya gelince, abi buyurun. İşte bu görüntü hocam. B planı bu. Ersun'un şekline bak. Emre'ye bak. O zaman doğru da. Bak, Ali Koç'a bak. Bak ya. Hocam bu B planı. Sen bana sordun ya. İşte bu. Bu kaç gün evvel? Bundan evvel iş bitmişti zaten. Topçu bilmiyor mu? Kim gelecek abi onu soruyorum. Şimdi bu grup, şu grup yıl sonuna kadar. Yıl sonunda birisi gelecek, Gazetede diyor yani ya. Yani Fenerbahçe'ye teknik direktör getirilmeyecek. Getirilmeyecek şu anda. O görüntü o. Kim Emre Emre sahi? hem abilik hem teknik işler yapacak. Bir tane diplomalı birisi gelecek, diplomalı. O ayrı. De yani yıl sonuna kadar kör topal gidecekler. Nasıl gideceklerse. Yıl sonuna doğru da birinden anlaşacaklar. Bir, iki, üç hafta zarfında. Adama bantları yollayacaklar. Adamı çağıracaklar. Adam devamlı seyredecek. Sonra da o adam gelecek. Yani seneye adam diyecek ki ben sizin takıma gelirim ama bu yanlış, bu doğru, bu yanlış, bu doğru. Bunu böyle yaparız, şunu şöyle yaparız. Teferruatı verecek. Karşılıklı konuşacaklar. Adamın istedikleri belki de çok paraya mal olacak. Fener diyecek ki bir dakika arkadaş ben senden çalışmayacağım. Çünkü Fener'in maddi durumu sıkıntılı bak. Altını bir daha çiziyorum. Çok ters işler olabilir. Hocam. O zaman o zaman Ali Koç denen <laughs> muhterem başkanın sayın başkanın sabah gazetesine basmaya adam göndereceğini kongreyi toplayıp güven oyu istemesi lazım. Hodri Baydan dedi. Fenerbahçe'nin hayır o, toplasınlar oy toplasınlar kongreye onlar yaptırsınlar dedi. Ben güven oyu için kongre çağırıyorum demedim. Bu işin çok farklı şeyler. Fenerbahçe'ye hizmet etmek istiyorsa güven oyu alacak. O güven oyunu bütün dünya görecek. Ve derhal Öyle. Yani derhal o güveni İçeride de kimse kımıldayamayacak bir Derhal, da. derhal bir yabancı hoca getirecek. Güvenilir, inanılır. Galatasaray'ın Dervali gibi. Kallis'i, Feldkamp'ı gibi. Herkesin tanıdığı, bildiği bir hoca. Lucescu daha falan geçiyor. Nerem'le güleceğimi şaşırıyorum. Hala mı bunların adı geçiyordur? Geri diye. Yani insanda bir de utanma olur ya bunu haber diye yazmak için. Türkiye bu kadar zavallı hale mi düştü ya? İyi bir hoca getirecek. O iyi hocanın yanına, o iyi hocanın yanına, Derval nasıl Mustafa Denizli ve Ahmet Akçan'ı bulduysa, öyle de iki tane kendi gittiği zaman Fenerbahçe'yi devralabilecek güçte, yetenekli adamlar getirecek. Fatih Terim'in Pion Teke, milli takımı bırakıp gittiği gibi yetiştirecek, yerli adamlar ve bir dev yabancı. Fenerbahçe'nin kurtuluşu için başka çare ben görmüyorum. Geri kalan bütün tedbirler geçici olur.